Sen 20 yaşında bilseydim işime yarardı dediğin şeyler listesine ne ekleyeceksin Mümin? Yani okul hayatındaki başarıyla hayat okulundaki başarı arasındaki farkı o zaman çok fark etmemiştim. Hı-hı. Ben de şu andaki bir sürü insan gibi hak edişin ölçüsünün sadece donanım ve çaba olduğunu, çalışma olduğunu düşünüyordum. Hı-hı. Fakat yıllar geçtikçe risk, cesaret ve yürekliliğin de başarıyı hak edişin en önemli metriklerinden biri olduğunu fark ettim. Hı-hı. Bir sonra geriye dönüp okul hayatına baktım ve şu acı gerçeği gördüm. Okul hayatında risk diye bir şey yok. Okul hayatı bize şunu hak edişin ölçüsü olarak şunu kazandırıyor. Ne kadar çalışırsan o kadar notu hak edersin. Ama risk yok. Ama hayat okulunda risk var. Yatırım araçlarında öyle değil midir? Hı-hı. Garantili kazançlar daha düşüktür. Eğer çok kazanmak istersen riskler oluşur. Bir yerden sonra risk iyice her şeyi mahveden bir şeye dönüşür. Şimdi hayat okulunda cesaret, donanım kadar başarıyı, zenginliği, mutluluğu hak edişte önemli. Yani Napolyon'dan daha iyi siyaset bilimci yok muydu? Hani veya Büyük İskender'in dönemini düşünelim. Onun kadar donanımı, askeri olan bir sürü insan vardı. Ama başladı Makedonya'dan, bütün Yunanistan'ı fethetti, durabilirdi. Ama kendisinin 3-4 katı Pers ordusuna saldırarak bu sefer tarihe geçti. Ve biz bugün Makedon tarihinden bir tek Büyük İskender'in hikayesini biliyoruz değil mi? Hı hı. Bunu donanımı sayesinde değil, cesareti sayesinde. Yani 50 evet. bin kişilik orduyla 200 bin kişiye saldırıyorsan bunun adı cesaret. Ve niye saldırıyorsun? Hı. Yunanistan'ı, Mısır'ı fethetmişsin zaten. İşte bunu iyi eğitimliler, iyi donanımlılar bunu anlamakta zorluk çekiyor. Yani cesaretin bir başarı belirleyicisi olduğunu inanmak istemiyorlar. Ondan sonra da şunu anlayamıyorlar. Benim patronum benden daha az gelişmiş ya da daha az eğitimli ama niye ben onun orada çalışıyorum diye sorguluyor. Çünkü sen onun kadar cesur değilsin. Cesaret en önemli. Bilgi kadar değerli, çalışma kadar değerli. Yani hak edişini ölçüsü olarak sadece çalışmayı anlıyor mesela. Hayır, cesur musun? Yürekli misin? Daha... Benim hayatımda da öyle evet, değil mi? Birlikte yani, kitabı hani... yani o yazma sürecimizde de Mümin editörlükte bana ben yazdıkça metinleri yolladıkça ya sen bayağı cesurmuşsun. Ya burada bu kararı nasıl aldın değil mi? Bizim evet, böyle yani, kendi aramızdaki yani, diyaloglarda da kamuda aldın. Olabilirdi, özel sektördeydi. Özel sektör Ankara'da işe başvurmaya çalışıyor. Sonra ayrılıp gene risk alıp daha iyisini yapmayı risk alıp kendi girişimini kuruyor. Başarısız olabilirdi yani. Hı hı. Arkasından... Ankara'da başarılı oluyor, pat İstanbul açılıyor. İstanbul'da ortaklarla açılıyor. Başarısız olsa Ankara'daki yerleri de kaybedecek. Anlıyor musunuz? Sadece ODTÜ'yü bitirmenin donanımı yetmiyor. Sadece mesai saati tanımaz bir çalışkanlık yetmiyor. Gerçekten cesaret, yürek, hani bir adım öne atmak. Bu yani kesinlikle cesaretin en önemli başarı, gözü karalık en önemli başarı değerlerinden biri. Bunun hak edişin bir parçası olduğunu asla düşünmüyor çoğu insan.